Merhabalar arkadaşlar. Bugün bayağı hızlıyız. Tekrar bir video yapacağım. Birkaç tane sorulan kağıt var. Onun üstüne bir dolar, altın, euro. Bir de borsamıza bakalım son durum nedir. İlk önce sorulan kağıtlara bakacağım. Birkaç tane yeni soruldu. Ostim soruldu. Ostim'e bakayım. Ostim. Ostim hala düşen kırmamış. Bir aylıkta bir bakalım. 7, 9, 11. O civarlara hedefler var. Öne açık görülüyor aslında aylıkta baktığımızda. Haftalığa bakalım. Haftalıkta fiyatın oralarda dirençler de var bakalım. Ostim haftalıkta da açık görülüyor önü. İlginç. Çok ilginç. Düşüşe geçmiş ama tabii borsa şeyiyle birlikte, çöküşüyle birlikte. Burada şu anda 64, aylıkta kaç güç endeksimiz? Tarihi seviyesinde olması biraz sıkıntılı tabii. Ama daha da payı var, 80. Öne açık da görülüyor bir yönden. Hem tarihi seviyede hem öne açık. Şeyde dirençten satış yemiş. Aylıkta biraz olumlu görünürken haftalıkta daha olumsuz görülüyor. Günlükte de daha tam dibe inmemiş. Bakalım ne kadar satış yemiş. Bir destek bulalım. Zaten destek almış bir yerden. Oraya bir çizgi atalım. Şurada bir çanak var, görüyor musunuz? O hedefe gitmiş. Evet, tam oradan satış yemiş. Aynı yerde bir şey alır mı destek? Bakalım. Aynı yerden değil de. Yakınından bir yerden. Destek almış. 3.51'den destek almış. Yukarı doğru bir denemesi var. Şöyle. RSI'miz hala aşağı. Şuradan düşen, ilk düşen de şey yapamamış, kıramamış. Trend düşüş. Şu anda onu söyleyelim. Trend düşüş. Bir dönme çabası var. Buna destek ne veririz? 3.51 verelim. Başka alt periyotlarda bakalım. Başka bir destek verebiliyoruz mu? 3.51. 3.58 olabilir. Tam 5 saatlikte şurada şey olmuş. 100 çarpı 5, 500 saatlik yani. Oradan destek almış. 3.58. Daha aşağıda bir destek var mı? Daha yakın. Evet, 3.77 de önemli bir destek. 4 saatlikte tam buradan almış. 50 çarpı 4, 200 saatlik. 50 periyotluk bu. Evet, güzel yer. 4 saatlikte bir dönüş emaresi var. 3.77 de destek. 2 saatlik ve saatlikte de bakalım. Saatlikte şunu kırmış. 4.02 saatliğe göre 4.08 önemli bir direnç olabilir. Ona dikkat edelim. 2.20, 4.20 üstünde de hızlanabilir. Evet, saatlikte en önemli direnç hem düşeni kırıyor. 4.28'in üstü çok önemli. Onun üstüne atarsa bir şeyler olabilir Austin'de. Saatlikte biraz sıkıntılı. Saatlikte düşeni daha kırmamış. Bir düşüş daha çıktı. Saatlikte altı boş. Şura bir destek olabilir belki. Şuraya bir iğne atmış. 3.78. Pek tutacağını sanmıyorum ama hadi. 3 kuruş aşağısı. Bu destekten sayılmaz. Diğerlerini söyledik zaten. 3.51 önemli. 3.51'in altında daha sıkıntı olabilir. 3.51. 3.95 önemli bir direnç saatliğe göre. 200 saatlik var burada. Geçelim. TSKB. TSKP, TSKB. Bayağı uçtu galiba.
Aylıkta bakalım. Aylıkta bayağı primlenmiş. Şurada bir diren şeyi var. Şurada bir çanak oluşumu var. Hedefi kaçı gösteriyor? Maksimum 2.66'yı gösteriyor. Geldi sayılır. Yani almak için soruyorsanız bence artık alınmaz. Yani daha doğrusu gitmez demem de işte. Tekneye göre gideceği yere gitmiş. Devamı artık sahibinin bileceği iş. Haftalığa göre hedefi de geçmiş. Günlükte şöyle bir sıkışması vardı bunun arkadaşlar. Üçgenin ucuna kadar şey yapmadılar, süründürmediler. Buradan şey yapınca şuradaki küçük çanakta onu zaten çoktan geçmiş. Evet, onu da geçti. Ona destek vermek de çok zor arkadaşlar. Baksana. Öyle bir gidiş yok ya. 2.11 1.98 destek diyelim. 1.98 evet. Şuna temas etmiş mi bakalım. 4 5 1.98'in altına gitmeye başlarsa sıkıntı olabilir. Elinde olanlar için. Hadi bir de şöyle bir şey deneyeyim. Madem yaptık ama olur mu, işe yarar mı yaramaz mı bakalım, haftalıkta baksam. Yok, günlükte bir bakalım. Saatlikte bakalım. Saatlikte bakalım. Buradan bir şey çıkar mı deneyelim. Bir hedef vermeye çalışalım. Zor ama. Açmışken bir şeyler deneyelim. Şöyle. Şunu klonlayalım. Oldu mu olmadı mı? Kopya basıyoruz herhalde. Klon yerine. Şuradaki direnci geçmiş. Bir boy kadar daha öyle atsa. Atımızı alalım. Bir boyda böyle atsa. Bir klon da buna yapsak. De bu saatlik işte, saatlik olduğu için. Yani 45-50 arası falan şey gösteriyor. Ha yok, bu saçma oldu, pek işe yarayacağını sanmıyorum. O kadar dik çıkmış ki yani. Başka ne deneyebiliriz buna? Açmışken ne deneyebiliriz? Şöyle bir şey denesek. Bakalım böyle bir şey çıkacak mı? Fibonacci deneyelim. Merak ettiğim için ben de bakıyorum. Daha yukarılarda bir yeri gösterecek mi yoksa göstermeyecek mi? Çizebilirsek tabii. Fibonacci amca 1.68 nerede? 1.68'i geçmiş. 2.68'e gelmiş. Tam direnç bölgesini gösteriyor şu anda arkadaşlar. Ünlüye göre, Fibonacci'ye göre üstünde ne var? 2.85, 3.17. Böyle bir şey yaptım. Hayat tutarsa bakalım buradan satış gelecek mi? Fibonacci amca bakalım işe yarıyor mu? Geçelim. Petkim. Petkim'e bir aylıkta bakalım. Kayıtta sıkıntı var mı? Ses kontrol güzel. Petkim'de hedefleri söylemiş miydik? Şu 5.50 civarında direnci var Petkim'in.
5.50 üstünde sunursa da maksimumda 8-9 arasına kadar bir hedef görülüyor Petkim'de. Artık aylar mı sürer, yıllar mı sürer? Haftalıkta oralara daha zaten gelmeden satış yemiş. Pardon. Şurada bir direnci varmış arkadaşlar. Şurada en üst gördüğü yer işte. 4.96 oraya gelmeden, hatta o tam oraya gelince bir satış yemiş. Düşüş trendini hala kıramamış. Çekmiştik bunu zaten önceden. Şurada yükseleni kırmıştı. Günler önceden. Tam güzel 200'den destek almış arkadaşlar. Bunda 3.90 3.89'un altında, 3.90 3.89'un altında şey olur. Sıkıntı olabilir arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Dirençlerde 3.14, 15, 25, 26, 34, 39 diye gidiyor. 4.39, 4.40 üstünde yukarı doğru bir trende başladı denebilir. Bu şekilde geçelim şimdi. Neye geçeceğiz? Borsamıza bir bakalım. XUS. Öyle yapmayayım da. Bak şunu da kırmış. Bu benim face'te şey yaptım. Aslında şu çizgiyi çektiğimizde şu yeşil aslında kalmamak lazım. Düşüşün onayı gibi görülüyor şu. Bak şimdi tesadüfen açtım ama bunu bayağıdır uzun sürede dokunmadım bir şey. Asıl şu 83.000'den gelen trende baktığımızda gerçekten bir düşüş başlıyor mu acaba diyor insan yani. Elinin de altına indi. Şuradan da düşüş onayı almış. İlginç. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, bu çizgiyi çektiğiniz yere göre yorumunuz bile değişiyor. Bu eskiden çektiğim bir analiz. Birçok analiz yapmıştım daha önceden. Onlar kayıtta kalmış. Şimdi normalde Facebook'ta, işte YouTube'da baktığım analiz de şu şekilde. Bu daha 98.000'lerden çekilen çizgi. O kırılmış. Burada işte 50 günün altına atması sıkıntı. Daha önce işte 50 günün altına attığında şöyle durumlar olmuş. %12 civarında ve virüs öncesinde de %30'a yakın düşme olmuş. O yüzden biraz riskli bölgeye girdi. Biraz daha alanı var gibi düşmek için. Sadece dünya borsaları bir dönüş görünüşü var. Şuradan mesela bakarsak Dow Jones mu? Amerika'ya bir bakalım. Amerika'da yok. Amerika'da yok ama Amerika'da mesela şurada 200 günlük önemli bir destek. Daha önce oradan bir destek almış. SPX'ti galiba. Bir tanesinde vardı ama o da Amerika. SPX'e de çok bakarlar. Şu. Şimdi buna ne kadar güvenilir? Mesela çünkü şurada 100 günlük var. 33.06. Oraya çarpıp yine aşağı inebilir. Aşağı bayağı yeri var. Yüzde kaç buradan? %4 civarı bir yer var. Şunu örnek vereceğim. Orada yeşil var ya arkadaşlar. Daha önce işte birkaç gün önce aynı durum oldu işte. Bakın bizde de yeşili gösterip sonra aşağı verdiler. O yüzden bazen şu virüs zamanına gelirsek bakın. Birkaç gün yeşil bile olsa şurada nasıl aşağılara gidebiliyor? Yani aynı durumlar olur mu, olmaz mı? O yüzden insan kestiremiyor. Yazmıştım öyle yeşili girince atlamamak lazım diye. Bu arada kendim atlamıştım da. Ayrı bir şey. Benim stratejim biraz farklı yani. Farklı derken aslında bilinen strateji, zararına satış yapıyorum aşağı giderse. Dibi yani dibi yakalama çalışması falan deniyorum şu anda da pek tutturamadık. Galiba düşecek gibi geldi. Yani muhtemelen cuma günü
Tamamen nakite geçerim diye düşünüyorum. Eksi olursa muhtemelen nakite geçmiş olacağım. Eksi olursa cuma günü. Olmazsa duracağım muhtemelen. Neyse artık hani aldığımda sattığımda söylemeyeceğim. Bayağı bir sıkıntı olmuştu geçen. Zaten kağıt da söylemiyorum. Elimdeki kağıtları söylemiyorum ama. En azından nakite geçtiğimde söylerim de yani biraz insanlar fikir sahibi olur diye düşünmüştüm ama. Neyse vazgeçtim. Çok şey olursa söylerim nakite geçtiğimde. Zaten şimdi söyledim yani. Yarın muhtemelen %2 falan eksi olursa %1,5 üstünde falan eksi olursa BIST 100 muhtemelen tamamen nakite geçerim. Bir izleme yaparız. Bu şekilde. Şu anda buna destek olarak 11-14. Yani fazla desteği de kalmamış yani. 11-11 civarları. Şurada şeyi de kırması kötü oldu. Fibonacci desteği vardı. Hadi hayırlısı diyelim. Şimdi bir dolara bakalım. Dolarda durum nedir? Hani hala dolar yazıyorum ya. Dolarda aşağı borsada yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz tabi. Dolarda şöyle uzun vadeli bir şeyini koyalım. Dün de bakmıştık da işe yaramadı galiba. Oradaki dirençten satış umuyorduk ama yapamadık, olmadı. Ne kastı? Şimdi dolarda şöyle maksimum hedefi söyleyeyim. Şöyle maksimum bu hedef var arkadaşlar. İşte o gelirse bayağı borsa düşebilir. 9.20-9.30 arasında bir hedef görülüyor maksimum. Haftalıkta bakayım. O bir cebimizde dursun. Aklımızın bir köşesinde dursun. Maksimum bakıyorum yine 9.20-30 arasında. 25 civarları. İşte şunu kırmayaydı iyiydi ya. Şimdi şu kanalı üstünde tutunursa yine aynı o dediğim 25-30 civarına kadar bir alan açılıyor. Kırdı mı kırmadı mı belli değil. Yani günlük kapanış yapması lazım. Pardon. Yukarı trend devam ediyor. Hani buradan haftalığa göre baktığında kırmış görünüyor. Şu çizgiyi aşağı çekmek lazım günlükte. Temas ettiremedik mi çizgiye? Kırmış görünüyor aslında. Çizgiye yayıyoruz. Bilelim. Şunu kullanacağız. Çizgiyi yamulttuk çünkü. O yüzden olmadı. Şuraya temas ettirdim. Şuraya temas ettirdim. Evet, kırmış görünüyor. Tekrar şöyle günlükte baktığımda biraz daha detaylı. Kırmış görünüyor arkadaşlar. Yani şu banttan şey şuralarda aralarda gitseydi şu arada diğer banda geçti. Hayırlısı bakalım. Yani şuradan aşağı doğru 8 liralara gelip belki şu bantta hareket edebilir. Ama yön yukarı görülüyor. 9.25 aklımızda olsun. Bir de Euro'ya bakarım. Buradaki hedefi de aylıkta. Ya artık bu yani son hani maksimumu yani daha nereye gidecek? Bir artık düzeltme bekleriz herhalde. 10.60. Yine 10.60 görülüyor. Ya inşallah euro dolar aşağı inip borsa yukarı doğru gidecek. Bekliyoruz heyecanla. Belki euro da dolar da çok shortçu çıktı. Hani aşağı yönlü pozisyon olanlar oldu. Belki onun için hani onların pozisyonlarını bozmak istiyorlar.
Şuradan bir tren çeksek Euro'ya. Şunu da klonlayalım. Yine mi klonlayamadık? Evet. Evet, şöyle diyelim. Bunda da çok benzer bir durum var. Üst kanala geçmiş. Okumuzu çekelim. Buna da bir şey yapalım. Diğer kanalı bir işaretleyelim. Bir kanallık daha yer açalım şuna. -20, 25, 20-30 arası diyelim. O civarlar gösteriyor. Kanal hesabı yaptığımızda da öylesi bakalım. Şimdi bir grama bakalım. Ons'ta bir şey göstereceğim. Onu sona saklayayım hatta. 500 lirayı geçti gram altın. Şurada bir sıkışma yapmış onu bayağı önce. Haftalar önceden şey yapmış. Evet. Şeyde bayağı primli görünüyor. Aylıkta. Şey seviyesi. Güç göstergesi seviyesi bayağı yukarıya gelmiş yani. Eski kaç Ağustos 2018'deki seviyesine gelmiş tam direncinde. Ondan biraz şeyli net değil durum yani oradan satış gelir mi acaba? Haftalıkta biraz daha alanlar var tabii baktığımızda. Şu sinekten bir kurtulabilsem güzel olacak. 87 civarına kadar gitmiş haftalıkta. Şu anda 77, 82'de bir satışlar yemiş. Haftalıkta biraz daha alan görünüyor ama aylıkta biraz tırsıttı. Şurada sıkışma varmış, onu kırmış. Şöyle bir hayali bir şey yapalım yine. Bir ok çekelim şuradan. Şu üçgen kadar gider mi falan hesabında. Evet, 530 civarını gösteriyor buradan. Şu üçgen kırılımı hesabı yaptığımızda. Onun dışında ne yapabiliriz? Şurada bir trendimiz var. Şu trendi zorlayabilir miyiz? Şöyle bir az daha bakalım. Şöyle bir trend çeksek. Deneyelim bakalım. 530 orada. O cepte. 530. Şöyle bir şey yapıp klonlayalım şunu. Burada bir dirençler var mı? Şuraya evet iki kere temas etmiş. Şuraya temas ettirelim. Şurayı ihlal sayalım. Tamam temas etti mi etti. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Kasmaya gerek yok. Evet sinek beni çok sevdi. Şunda burada ise 540-50 bandında bir alan görülüyor arkadaşlar. 530 da 550 bandına kadar bir alan görülüyor. Tabi günler geçtikçe o al şeyi azalır ama yarına göre hesap yaptığımda 545 gün geçtikçe artar tabi bu. Bu şekilde şimdi bir ons'a bakacağım. Ons'ta bir çanak oluşumu var değişik bir şey. Önümüzde kış. Yastık altındaki altınları bir süre daha bence saklamak lazım. Günlükte felaket bir durum görünse de felaket demeyeyim de yani düşüş. Bence silkeleme gibi bir durum var arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Hiç güç endeksine girmeyeceğim. Şuradan çizgilerimi çekeyim ben. Sevdiğim çanak oluşumu yine. Şurası. Şuraya da yükseğe atayım.
Arkadaşlar burada 1828 var. Şuradan 1828, 1800 civarına çarpıp geri yukarı gidebilir. O zaman güzel bir oluşum olacak. Hedef 10 altında 2500 2700 dolar arasında bir hedef görülüyor. Uzun vade bu. 2500-2700 bandı aklınızda olsun arkadaşlar. Bir gün orayı görürseniz elinizde altın fazla tutmayın bence. Uzun süreli bir düşüş trendine girebilir altın orada diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bütün söylediklerimiz burada tabii ki. Bir de haftalıkta bakalım. O çizgiler nereden geçiyor? Şu anda ons biraz günlükte de bakacağım zaten. Şu anda düşüşte ama sanki onaylıyorum. Hani çanağı ben onaylıyorum der gibi, onaylıyorum der gibi bir hali var. Onu orada bir netleştirelim arkadaşlar. Şuradaki en yüksek kapanışımızı alalım. Haftalıkta da şurası. Bir de şurası. ...1873 görülüyor. Haftalıkta da 1873'ün üstü önemli diyor. Ama 1828 diyelim biz aylık. 1873'ün altına inmiş şu anda. Arkadaşlar. Ama tabii şuralarda 1850'lerde bir desteği var. Güzel haftalık bu. Buralardan yukarı doğru dönerse iyi olacak. Şimdi günlükte bakalım. Üçgeni kırmaya çalışmış yine. Bunu bozmayacağım. Buralardan geri yukarı dönerse güzel olur ama şu anda pek hayra alamet değil. Altını güç endeksine bakalım. Güç endeksimiz bayağı aşağıda. Şurada bir destek var altında arkadaşlar. Oradan döner umarım. Dönerse güzel bir formasyon olur. Oradan dönerse çok güzel bir formasyon olacak şurası. Güç endeksi de zaten bayağı aşağıda. Tam da şuraya denk geliyor yani oraya gelirse. Buradan bir dönüş yaparsa çok güzel olur. Orası da 1851 arkadaşlar. 1851'den dönüş gelirse iyi olur. Altında da 1820'lere kadar bir yer var şurası. Şuralarda bayağı. Mouse'a bakarsanız. Artık 1787 de son durak yani. Artık oradan dönsün. Oralarda da zaten güç endeksi çok aşağılara gider yani. Niye böyle oldu bu ya? Heh, şöyle yapacaktık, pardon. Bu şekilde hedefleri söyledim. Altına da baktık, dolara da baktık, euroya da baktık. Başka aklımıza ne geldi? Hızlıca bari şeylere de bakayım. Bitirmişken. Almanya'ya bakalım. Almanya güç endeksi bayağı dibe vurmuş yani şu anda ama 200 günlüğün altında. Almanya'da durumlar pek iyi değil yani. Hayırlısı düşüş devam ediyor. Buna pek bir yorum yapmayayım, hızlı geçeyim. Brezilya. Twitter'da bir abimiz Brezilya ile çok benzer hareket ediyoruz diyordu. O da 200 günlüğü kırmış. Şurada uzun süreli bir düşüş vardı. Ben bunu uzun süre takip ediyordum. Şu tepeden gelen bir düşüş var. Onu bir türlü kıramadı. Bir tane kırıyormuş gibi yaptı. Hop. Aşağı doğru saldılar. 200 günün altına gitmiş. Şurada da bir destek var. Çok az 93 bilmem ne de. Orayı da kırarsa altı tamamen boş yani. Brezilya'dan baktığında sanki çok güzel durmuyor durum. Şeyde ise teknoloji endeksine bakalım. S&P ile Dow'u açmıştım. Şey Dow Jones'u. Bu da Amerika. Bu da çok iyi değil. Şurada bir çanak vardı arkadaşlar. Teknoloji endeksi zaten bayağı bir şey yapmıştı. Şişmişti Amerika'da. Şurada bir çanak vardı. Ona yaklaşmadı tamam ama oralardan satış yedi. Şurada ikili tepe yapması da kötü bir şey. Yani özellikle şuranın altına giderse çok kötü olabilir. İlk desteğine de şurada kahverenginin altına düşmemiş. O kahverenginin altına düşerse de 10.88 10.800
81'in altına düşerse sıkıntı. Yani trendleri bütün borsalar neredeyse kırdı. Bir de Brent'e bakacaktım. Brent'te bir şey gösterecektim. Ona da ikili tepe var. O yüzden daha 2 gün önce bir ümidim varken şimdi bak kırmış, alarm gelmiş. 9 tane alarm var. Buna alarm kurmuştum. Evet arkadaşlar. Şu anda bence çok kötü bir durum oldu. Boyun çizgisini de geçmiş. 200 günün de altında. Brent 200 günlük şu sarıyı geçemedi. Günlerce geçemedi, haftalarca geçemedi. Çok takip ettim ben bu Brent'i. Borsalar buna göre hareket edecekse yine bir çöküş geliyor mu acaba diyorum, bakalım. Daha dün akşam daha geçmemişti. Şuradaydı. Sarının üstündeydi daha ya. Biraz önce çıkardı herhalde. Kötü. Ters çanak diyelim yani. Şurada hedefine gidersek 34'e kadar çekilebilir. Ama güç endeksine baktığımızda arkadaşlar biraz şeyi var gibi. Biraz ümit var gibi güç endeksine göre. Niye? Çünkü şuralardan daha önce döndüğü olmuş. Yani oradaki 33 küsür ters çanak hedefine gelip güç endeksi de şu seviyeye gelirse 20, oradan geri yukarı dönebilir. Tabii borsalar biraz düşürür bu durum. Dikkatli olalım. Şu anda durum böyle. İnşallah yarın yemyeşil artı 2 3 bir şeyler yaparız gün borsada inşallah. Ama yarın da artı olmazsa cuma günü bir de son gün. Belki pazartesiye eksiye yakalanmamak için büyük satışlar gelebilir diye düşünüyorum cuma günü. Yani şahsen ben eksi görürsem satış yapmayı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan kimseyi yönlendirmiyoruz tabi burada. Muhtemelen çoğu insan da öyle düşünüyordur. Eğer hani maliyeti artık çok fazla büyük zarara girmediyse ya da yeni yeni girdiyse şu en son şeydeki en son yeşil var ya, ben de orada bir deneme yaptım ama şurada girenler olduysa zararına satacaklar. Stoplar geldi zaten yani. Hatta ben o gün bile yani şu gün bile 3 kağıtta falan stop oldum zaten. Diğerlerinde stop seviyeme gelmediği için satmadım yani. O konuda ben şeyimdir, disiplinliyimdir. Stopa gelmediği için satmadım. Yarın doğal olarak eksi olursa hepsi stop yapacağı için otomatikman satmak zorunda kalacağım zaten. Başka çarem yok. O ara izlerim artık. Bütün açıklamaları yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim. Sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalarda sosyal medya bağlantıları yazıyor. Kolay gelsin herkese.